İnsan olmadığını kavradığın gün bir uçurum çekecek seni. Reddedecek toprak ve sincaplar. Reddedecek dünya ve alem. İhanet yangınıyla bin kez öleceksin. Öleceksin. Mutlak öleceksin. Ey Adem! Efendim merhaba. Adı gibi kahvenin bahane, muhabbetin şahane olduğu bir programda yeni bir konukla yine huzurlarınızdayız. Efendim bugün biz burada Bol Köpüklü Kahve eşliğinde sohbetimizi yaparken sizler de evinizde Bol Köpüklü Kahve ile bize eşlik edeceksiniz. Konumuz sosyolog, yazar, akademisyen, profesör, doktor Alev Erkilet. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, hamdolsun. Cemile Sultan Korusu'ndan, evet. Tam Boğaz'ın kıyısından izleyicilerimize bu İstanbul'un güzelliğini göstermek için gayret ediyoruz. Ne mutlu bize. Siz de Ankara'dan İstanbul'a doğru gelirken kuşkusuz Yahya Kemal'i hatırlayarak İstanbul'a geliyorsunuzdur. Hani hep İstanbul'a dönüşünü severmiş ya. Çok katılmıyorum ama eyvallah. Konuşalım bunu da işte. Eyvallah, bunu konuşalım. Ankaralısınız, evet. Bahçeli Evler mahallesinde dünyaya gelmişsiniz. Aynen. Hayatınızın belki büyük çoğunluğu Bahçeli Evler'de, oralarda meydana geldi. Sanıyorum Ankara'nın en etkin yerlerinden bir tanesi Bahçeli Evler'dir. Bizim Ankara'da olduğumuz süreçte. Eyvallah. Onu öyle gördük. Doğru. Sizin çocukluğunuz yıllarından başlayarak Alev Hanım'ın o çocukluk heyecanını yaşadığı Bahçeli Evler nasıl bir Bahçeli Evler'di? Ankara nasıl bir Ankara'ydı? Sözüyle, yüzüyle, çocukluğunuzun geçmiş olduğu anne baba evini. Evet, çok memnun olurum. Teşekkür ederim. İstanbul. Dediğiniz gibi o bir Ankaralı olarak İstanbul'a geldikten sonra bu Yahya Kemal latifesini çok fazla duymuş birisi olarak tabii ben hep Ankara'yı savunma ihtiyacı hissediyordum. Hala da savunmaya devam Eyvallah, ediyorum. Ankara'da bizim İstanbul'da aynen, şeyimiz yok. Aynen, diyorum ki Eyvallah. Hepsini birbiriyle mukayese etmeden kendinde sevmek lazım. Yani Ankara'nın güzelliklerini Ankara'da, İstanbul'un güzelliklerini İstanbul'da yaşamak Eyvallah. Lazım. Eyvallah. Ama çok böyle tam anlamıyla karşı karşıya koyup karşılaştırmamak lazım. Sanki Ankara'ya biraz haksızlık oluyor gibi geliyor bana. Ama yani sizin de buyurduğunuz gibi o bizim dönemin Ankara'sı yani 60'lar, 70'ler diyelim, biraz da 80'ler diyelim. 79'da ben üniversiteye girmiştim. Yani öyle hesaplayacak olursak işte özellikle yani 60'lar ve 70'leri ele alarak konuşmak lazım. Yani Bahçeli Evler gerçekten Bahçeli Evlerdi. Hala da o özelliğini devam ettiriyor aslında. O gökdelenleşme, işte siteleşme Bahçeli Evler'de pek yok. Trendi. Pek yok. Çok şükür evet. Yok. Biz de başka bir vesileyle işte Ekim-Kasım aylarında tekrar bir Ankara'ya gittik. Tekrar bir mahalleye gitme imkanı oldu. Hani çok sevindim. Dedim yani burası kalmış, burası bir şekilde hala direniyor o. Yani sanıyorum kenar semtlerde daha çok büyük binalar yapılırken Bahçeli Evler biraz daha bunlardan evet. Uzak durmuş. 4 kat falan veriliyor bildiğim kadarıyla. 4-5 kat veriliyor en fazla. Evet. Yani bizim zamanımızda o daha çok böyle geniş bir bahçenin içinde 1-2 maksimum 3 katlı evlerden oluşuyordu. Ve tabii tam bir mahalleydi. Yani benim açımdan herhalde en önemli olan şey hani şimdiki çocukların yaşayamadığı, bizim çocukların yaşayamadığı. Neler hatta, yaşadınız hocam? O çocukluk yaşınıza bir dönseniz böyle eyvallah. Küçük, mini minicik. Biz sürekli mahallenin çocuğuyduk. Yani bence hiç unutulmaz kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani şimdiki çocukların hani evde oturmak ve tabletle yaşamak zorunda kalmasına karşılık ya da bilgisayarla. Yani biz sürekli sokaktaydık. Evet. Sabahtan işte kahvaltı edilir, başka bir şey olur. Ondan sonra bütün mahallenin çocukları dışarıda olurdu ve gerçekten oyun oynayarak büyüyen çocuklar olduğumuzu, şimdi bunun ne kadar büyük bir şans olduğunu şimdi anlıyorum.
araya girecek ama belki ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii tabii, buyurun. Yüz döneminde çok böyle sevdiğim öğrencilerimden birisi bana bir kitap hediye etti. Kitabın adı Momo. Evet. Küçük bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Yani kapitalizmle hem işte modern toplumla hesaplaşan bir metin. Oradaki Momo karakterinin en önemli özelliği küçük bir kız çocuğu dedim ya. Evet. Sürekli olarak doğaçlama oyunlar kurması. Yani bebeklerle ya da işte oyuncak arabalarla bile oynamayıp kendi oyunlarını kuran çocuklara örnek gösteriyor kitap. Ve yani kitabı okurken dedim ki ya evet, biz aynı bu Momo gibiymişiz aslında. İşte mahallede o malum evlerin duvarlarının üzerinde oturup çekirdek çitlemekten ona birçok oyun kurup oynamaya kadar bütün güzellikleri deneyimlemiştik aslında. Yani buna tekrar dikkatimi çeken Momo kitabı olmuş oldu. O yüzden sadece eyvallah, hem Mehmet Akif'e selam söylemek hem de sizinle paylaşmak istedim. Dolayısıyla yani biz hakikaten oyun kuran çocuklardık ve özgür çocuklardık. Yani bu özgürlüğün çok mühim olduğunu düşünüyorum. Yani iki şeyin özgürlüğü olmuş oluyor. Evden özgürleşebilmek, yani mahalleyi deneyimleyebilmek bence çok kıymetli bir şeydi. Doğru. Ve yani oyuncak endüstrisinden özgürleşebilmek. Eyvallah. Yani bugünkü perspektiften de belki dijitalden özgürleşebilmek. Yani tabii o dijital dünyada değildik tabii ki o zaman ama yani şimdiki çocukluk deneyimleriyle mukayese ettiğimizde bu bana çok önemli geliyor. Yani gerçek sosyal ilişki bir de. Bu açtığınız pencere bana çocukluk yıllarıma götürdü. Toros Dağları'nın eteklerinde Fen Köyü, ya, Sanlıca Köyü'nde biz kendi topaçımızı, yani fırıldak derlerdi bizde. Evet. Adana ağzıyla fırıldak. Yani böyle ipi sarıp çevirdiğimiz evet, için fırıldak. Topaç. Evet. Topaç. Topaç. Onu biz kendimiz yaptık. Ben çocukluğumda ben kendim yaptım. Yani keserle, yonta. Onun çivisini bile biz kendimiz iğeyle keskinleştirerek ve onu biz çevirdik. Mesela kendi ayağımızdaki ayakkabı büyük misket ihtimalle şeydi, lastik ayakkabıydı. Yemeni dedikleri. Evet, doğru. Biz onlarla onları otobüs yaptık ya da araba yaptık mesela. Kendi arabamızı kendimiz. Siz onu anlattığınız için Ankara'da. Evet, tamamen aynı şeyi anlatıyorum. Evet. Evet. Çok, yani bu işte çok kıymetli bir şeydi diye düşünüyorum. Çünkü Momo'da tartışılan şeylerden biri de o. Yani çocuğun hayal dünyasının gelişmesine izin vermeyen bir sistem var. Sadece böyle standart oyuncaklarla oynamayı çocuklara dayatıyorlar. Peki diyeyim. Bugünkü anneler ve babalara bir yani akademisyen olarak, bir profesör olarak Alev Hocam ne tavsiye eder? Yani bu tekniğin, teknolojinin ya da oyuncakların arasında çocukları nasıl kurtaracaklar? Vallahi herhalde çocukların dediğim gibi zihin ve hayal dünyasını özgür bırakmaya çalışarak her şeyden önce bunu yapabilirler. Yani biz o döneme göre şimdi baktığımızda yani gerçekten tamamen kapitalist çocuk endüstrisinin kurbanlarını yetiştiriyoruz aslında. Yani her şeyin para olduğu, parasız hiçbir şeyin alınamadığı, yani daha ilkokul düzeyinde çocukların belli oyuncaklara sahip olmadıkları için ötekileştirildikleri bir dünyada yaşıyoruz ve bu çok ciddi bir problem yani benim bakış açıma göre. Bugünün anneleri, babaları, acaba belediyelerimiz ya da kaymakamlıklar, elimize afiyet şifa olsun, mekanlar acaba yeni bir mekanlar oluşturup çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri yapabilecekleri bir alanı da bu arada hayatın içine sunmak mı lazım? Vallahi çok güzel bir şey olur bence. Ben Eyüp'te de oturdum bir süre. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir dönemdi o da. Orada da güzel bir oyuncak atölyesi vardı. Ve aslında Eyüp'ün bildiğim kadarıyla karakteristiklerinden biriymiş bu. Hmm. Yani mahallenin geçmişte de orada böyle bir şey varmış. Yani çok güzel olur diye düşünüyorum. Hem el becerilerini geliştirmek açısından çocuğun, hem bir şeyi tasarımlamak ve onu gerçekliğe aktarmak
bunu yapabilmesi, sizin o top açıdan bahsettiğinizde söylediğiniz gibi harika olur yani. Ama tabii önce anne babaların da biraz o hani aşırı güvenlikçi tutumdan çıkıp biraz daha o mahalle gerçeğini savunmamız gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Ya hocam ben ilkokula annesi... Ben mahalleciyim. Hocam ben ilkokula sadece kış ayında merkebin üzerine annem eşeğin üzerine yani heybeyi koydu. Heybenin bir gözüne taş koydu, öbür gözüne beni koydu. Ya. Beni okula öyle götürdü. Allah razı olsun. Anamın bir defa rahmetli anamın bir defa öyle geldiğini, okula bunun geldiğini. Hatırlıyorum o da beni okula bırakmak için. Dönüşünü biz kendimiz yaptık. Yani sadece okula sabahleyin giderken. Onun haricinde ilkokul, ortaokul, tabii. Lise döneminde ben lisedeyken de bir defa babamın bir veli toplantısı için mecbur kalıp geldiğini. Bizim belki yaptığımız bir faaliyetten kaynaklı babamın geldiğini. Onun haricinde yani... Yaramazdı kanım. Yani bu mümkün yani. Mümkün. Yani hem ortaokul, hem lise, hem ilkokulda biz anne baba çok görmedik. Şimdi anneler, babalar, dedeler, nineler okulların kapılarında bekliyorlar. Şimdi profesyonel velilik diye bir şey var üstadım. Ben onu önemsiyorum yani. Eyvallah. Yani biraz sorumlu anlamda. Hı-hı. Yani herkesin sürekli çocuğa bir kariyer planı yapması şeklinde işliyor bu. O demin dediğimiz özgürlüğü de aslında elinden almış oluyor çocukların. Yani biraz doğal serpilmeye alan açmak lazım sanki. Hani bu kadar kontrol, bu kadar her şeyin ölçümlenmesi, her şeyin bir hesap içinde yapılması, işte her şeyin hazır verilmesi. Hani bu güçlü bir çocuk yetiştirmemizi sağlamıyor aslında. Daha hocam, zayıf ve bize bağımlı çocuklar yani bunlar, buna bakarak bir sosyolog olarak bunları da söylüyorsunuz değil mi? Herhalde öyledir diye tahmin ediyorum. Çünkü o mesleki bakış açısı artık hayata sindiği için. Doğru. Ya bir öyle sosyolojik analiz diye düşünmeseniz de biraz öyle bakıyorsunuz bu galiba. Bu bahçelerindeki evlerden bahçeli evler. Yani bahçeli evler. İşte bahçelerin içinden geçilerek bahçeli evlerdeki ilişkilerden biraz bahsedebilir miyiz? Komşuluk ilişkileri nasıldı? Vallahi canlıydı. Yani şöyle düşün. Yani bir tas çorbayı siz götürür müydünüz komşuya? Tabii ki. Bugün niye götürmüyor? Yani bir de birçok kişi zaten şimdi düşünüyorum. Yani biz sadece biz arkadaş değildik. Yani anne babalarımız da arkadaş ve ahbaptı. Zaten birbirine gelen ve giden insanlardı. Yani birbirinin bir derdi olduğunda zaten koşan insanlardı. Yani mahalle derken hani sadece bir bahçeyle içinde bir apartman dairesinden ya da bir işte villadan bahsetmiyoruz. Bu şimdiki konsept. Anladım. O gene bahçe var ama o bahçenin içinde aynı apartmanda farklı insanlar da yaşıyor. Farklı sosyoekonomik seviyeden insanlar da yaşıyor. Dolayısıyla böyle yekpare bir zenginlik ya da yekpare bir yoksulluk da zaten karşınıza çıkmıyor. Bir heterojenlik var. Yani eyvallah. Bir çeşitlilik var. Kan uyuşması var yani toplum içerisinde. Evet. Birlik ve beraberlik var. Hal hatır sorma var. Var tabii, ziyaret var. Yani ben bayramları mesela, beni çok hala üzen ve şeker yani, toplar mıydınız hocam? Acıtan bir şeydir. Hem toplardık hem de ben istiyorum ki o çocuklar gelsin. Hani bizden de alsınlar, işte kapımız çalınsın. Yani insan hakikaten bunları özlüyor ve istiyor. Ama en önemlisi dediğim gibi, yani bunu böyle bir nostaljik, romantik bir bakış açısı olarak değil, bizi güçlendiren, ayakta kalmamızı sağlayan bir şey olarak düşünüyorum ben. Eyvallah. Kültürel bir miras olarak. Hem kültürel gelenek... hem de yani bir ekonomi politik tarafı var üstadım bunu. Yani ne anlamda söylüyorum? Yani biri dara düştüğünde gidip banka kredisi çekmek durumunda kalmadan başka insanların onun koluna girip kaldırması geleneği var. Yardımlaşma. İmece usulü gibi. O da ayrı zaten bence çok mükemmel ve korunması gereken bir şey. Yani mesela ben bütün bunları hatırlıyorum o dönemi hatırladığımda. Yani gerçek insan ilişkileri, hakiki tanışıklıklar, sadece çocukların birbiriyle oynadığı bir şey değil, ebeveynlerin birbirini tanıdığı, bildiği, ziyaret ettiği, yardımlaştığı bir mahalle ortamı. Ve dediğim gibi biz yani
çok özgürdük. Hocam ya kahvenize bu arada bakarsanız kahve bize... Kahve mükemmel evet, olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ve tabii yine bahçe ve ev konseptini de kahveyle, meyveleri da söylemek lazım. Evet. Soruyu biraz daha özelleştireyim size. Ramazan ayında oruçları tuttuk. Beş vakit namazımıza teravihimizi kıldık. Bayram sabahında, bayram namazından döndükten sonra konu komşularımız çocukları çıktılar. Alev Erkilet hanımefendinin kapısını çaldılar. Eyvallah. Ne yaparsınız? Ne ikram ediyorsunuz? Vallahi ben biz neyi merak yiyorsak merak et, merak onu ikram için etmeye çalışıyoruz. Yani tabii mutlaka hani şekerimiz, çikolatamız olur, kolonyamız olur. Yani bir şekilde onları ikram etmeye zaten çalışırız. Ama hani daha böyle daha güzel ikram edebileceğimiz şeylerimiz, tatlılarımız vesairemiz olur. Eyvallah. Oldurmaya çalışıyoruz. Yani ben biraz şöyle farklı dedim ya. Ben bir süredir yapmaya çalışıyorum aralıklarla. Eğer kapı çalınırsa böyle küçük kitaplar alıyorum. Ya evet, böyle çocuklara o çok kitap, güzel bir kitap fikir armağan aslında. Yani şeker de verelim, çikolata da verelim. Ama onun yanında bir de kitap hediye edelim. Bu çok diye güzel bir fikir. Ben yani bunu yaparım. Bir geleneksel hayatımıza bir değişiklik yapalım. Yani böyle bir hediye. Hani eskiden para toplanırdı, doğru para verirlerdi falan. Evet tabii o harçlığı vermek de lazım ama. Bunları verelim. Yani o harçlığı da vermek lazım. Ama bunlara bir kitap armağan edelim gibi çocuklara. Vallahi çok bayramlık güzel hediye. Bir fikir. Siz bunu şey yapmışsınız. Hani diş kirasını evet, bayram ikramına da çevirmişsiniz. Evet. Bence harika bir şey yani. Biz onu genelde hani işte iftara gelindiğinde ya da misafir gelindiğinde uğurlamadan önce onu hediye etmek evet, farzdır yani neredeyse. Eyvallah. Ama bunu yapacağım. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu sene yapacağım inşallah. Hayır, güzellikler konuşuldukça işte unutulan değerler evet, ya da geleneksel aile ilişkilerimiz. Biz nerede ipin ucunu kaçırdık yani aslında onu bulmaya çalışıyoruz belki. Kahveyi de bahane ederek bunları yapıyoruz hocam. Şimdi bir ailede anne baba var, dede nine var. Eski ailelerimiz böyleydi. Doğru. Torunlar gündeme geliyor. Siz nasıl bir ailede hocam? Anne baba, dede nine var mıydı? Kaç kardeştiniz? Ben tek çocuğum. Ha, tek çocuksunuz. Evet. O anlamda o zaman el bebek, maalesef kardeşim. El bebek gibi büyütülmüş olabilirsiniz. Yani. Şöyle yani çok özenli büyütülmeye çalışıldığımdan tabii ki eminim ama elhamdülillah hani her şeye rağmen ben hem özgür ama hem de bir disiplini olan bir aile ortamında büyüdüm. Hani o yüzden el bebek gül bebeğin negatif kısmını yaşamadım çok şükür. Yani eyvallah. Hani şımartılmış bir çocuk değildim. Ben öyle eyvallah de değildim. Kendi adıma da onu söyleyebilirim. Yani bunun iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Eyvallah. Hani hem biraz sorumluluklarını üstlenmesi gereken bir birey olarak aynı zamanda yetiştiriliyorsunuz. Ama çok sevgi gördüm. Yani hamdolsun. Bunun yani bir ailenin çocuğuna verebileceği en önemli şeyin sevgi ve dayanışma ve destek olduğunu düşünüyorum. Yani ben ona nasip oldu altını bana hocam. Elhamdülillah. Evet elhamdülillah. Hani onun için kendi çocuklarıma da hani bunu böyle koşulsuz ve sınırsız vermeye çalışıyorum. Kaç çocuk var hocam? Maşallah. Tüm evlatlarımızı Allah bizlere bağışlasın. Hepsine sağlık selamet diliyoruz. Amin. Selam ediyoruz. İnşallah inşallah. Gelecekler güzel olsun bütün amin milletimizin evlatlarında, zatenlerinizin i̇nşallah çocuklarında inşallah. size iki soru. Tabii buyurun. Yani bir Erkilet. Ben zaman zaman konferanslar için Kayseri'ye falan gittiğimizde evet, Erkilet Havaalanı'nda iniyorsunuz, doğru, şehre öyle gidebiliyorsunuz. Bu Erkilet'te sizin Erkilet arasında bir bağlantı var mı? Var. İkinci sorum orayla ilgili. Evet, o Erkilet yani. Bir de amcanız General Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet. Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Settül Bahre, evet, Bahir Cephesi'nde cephede bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nda savaşa katılıyor. Evet, Sakarya Savaşı'na katılmış yapıyor ve İstiklal evet madalyası evet almış. Doğru. Bir amcaya sahipsiniz. Açıkçası hem Erkilet Havaalanı'yla hem General Hüseyin Hüsnü Emir'le, Emir Erkilet'le yani evin ve ailenin tarihsel bu birikimiyle amcanın sizin ailenize katmış olduğu değerler açısından konuşulmuş
kıymetler açısından biraz böyle sofraya açsanız biz de faydalanmış olsak. Estağfurullah. Yani şöyle bir Enes Erkilet'ten başlayacak olursak kötü bir Kayserili bir Erkilet diyeyim. Çünkü yani bütün aile Ankara'daydı. Hani bizimkiler okumuş çocuklar, babam hep latife ederdi. Yani Kayserililer akıllı çocuklarını, akılsız çocuklarını okutur derdi. Bizim çünkü yani kimse ticaret yapmamış hayatında. Yani babamların dedeleri dahil olmak üzere hepsi ya asker, ya işte Arabistan'da doğmuş daha yani Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına çekilmeden önceki yani Osmanlı hakiki dönemimizdeki topraklarımız. Osmanlı vatandaşılar. Evet. Yani o işte orada konuşulan dilleri bilmişler. Yani iyi eğitim almışlar. Hani biraz onunla alakalı işte memur olmuşlar. Yani dolayısıyla bizim yani hiçbir şekilde o lokal yerel Kayserili bir şeyimiz olamadı. Çünkü yani Kayseri'yle böyle bir bağınız var ama daha çok Ankaralı olarak gözüküyorsunuz öyleyse. Yani gözüküyordan çok hani babam bile orada doğma büyümeydi ve çok severdi Ankara'yı yani Allah rahmet eylesin. Bizimkiler hocam demir yolcuydu. Benim dedelerim yani her ikisi de Paşa amcanın bir alt kuşağı olmuş oluyor. Onlar demir yollarıydı. O da bence Cumhuriyet tarihiyle çok derinden eklemlenen bir şey. Yani Paşa amca Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'e geçiş döneminde daha aktif. Daha sonra biraz daha o hani işte her yere demir yollarının yapılması, o demir yolu konseptini de biz dedelerde daha çok gördük. Hatta annemle babam lojmanlarda tanışmışlar. Bilir misiniz orayı? Demir yollarının, Ankara Garı'nın... Bilirim. Hemen yanında Ankara böyle Garı'nı sarı hocam, ben, 74, binalar vardı. 74-75 yılında benim ilk Ankara'ya gelişimdir. Yani lise son sınıf bitirdiğim ya, o aşamada evet, geldim. Evet işte tabii. Aynı dönemler tabii. Hemen hemen. Geldim. Ya bizimkiler orada tanışmışlar yani. Öyle bir demir yolculuk olayı vardı. Evet. Dolayısıyla ailede. Yani bu sebeple hani Kayserili hemşehrilerimden özür dileyerek kötü bir Kayseriliyim diyorum. Selam ediyoruz Kayseri'ye, Erkilatlilere. Çok gönül dolusu Eyvallah. Selam ediyoruz. Eyvallah. Yani orada hatta Paşa amcanın bir okulu var. Son bir sefer gittiğimde bizi ağırlayan arkadaşlar ziyarete götürmüşlerdi. O vesileyle görme imkanı buldum. Sanırım tarihi bir okulmuş. Daha sonra tekrar belediye orayı onarmış galiba. Şimdi hayata artık geçiyor tekrar diyorlardı. Tekrar Eyvallah. Takip etmedim ne olduğunu ama yani tabii ki kalbimiz, gönlümüz yani orada çünkü köklerimiz kök orada. Ama hayat deneyimi olarak bakacak olursak Ankara. Generalin yani amca general, general amcanın... Yani büyük amca. Büyük amca. Yani babamın amcası. Tamam hocam, böyle evet, hayatımızda evet. Bu tür karakterler, kahramanlar o ailenin geleceğini de şekillendiriyor. Doğru. Zihin olarak, Doğru. düşünce olarak, iklim olarak. Biraz bu anlamda aileye nasıl etkisi var onu öğrenmek istedim. Bir örneklikti. Yani ben hiç karşılaşmadım çünkü benden işte 2 sene önce vefat etmişti. Ama bizim şöyle bir avantaj cümlesine inşallah. Şöyle bir avantajımız vardı. Bizim bir aile evimiz vardı. Yani evin apartmanı Erkilet apartmanıydı. Yani küçük böyle 2,5 katlı gibi ama her biri müstakil olan. Bütün o evde hep aileden insanlar oturmuş, vefat etmiş. Mesela amcalar, teyzeler. Paşa amca da orada oturmuş alt katta. Bir dönem. Yani dolayısıyla evin havasında bir kere bir enerjisi vardı. Yani ben onu her zaman hatırlıyorum. O dairede sonra ben de evlenip oturdum. Bir süre. Onun kaldığı katta ben de oturdum. Böyle hani -1 de değil, tam 1 de değil. Böyle çok tatlı bir daireydi ama. Ben çok mutlulukla oturmuştum orada. Orada oturmuş yazarlık döneminde. Yazılarını yazarmış, babam da postaya verirmiş. Allah Allah.
herhalde artık belki ulusa mı gidip büyük postaneden mi postaya vermeleri doğru, gerekiyordu? Doğru, ulussaydı büyük postan, hala öyle zaten. Tamam, muhtemelen yani düşünün 60'tan öncesinden bahsediyoruz. Doğru. Yani 60'larda zaten vefat etmiş olduğu için yani 50'lerde babam muhtemelen o yolu yürüyormuş. O yazıları düzenli olarak postaya veriyormuş. Mesela hem çok severdi rahmetliyi, çok anlatırdı. Hem de hani ona hayatındayken onun için bir şeyler yapabilmiş olmanın mutluluğunu taşırdı. Yani en önemli karakteristiği de mesela hani böyle işte çok kahraman vesaire birisi olarak o öyleydi zaten. O pek çok konuşulmazdı ama şey çok konuşulurdu. Prensip sahibi ve asla ondan taviz vermeyen. Yani en bütün anlatılardan aklımda kalan şey odur benim. Ve ben onu babamda da gördüm. Yani eyvallahsızdır biraz. Biraz ben de öyle oldum. Tavır sahibi, bu disiplin sahibi. Bu iyi bir şey ben. Evet. Bunu seviyorum. Hani yani eyvallah. Nedir? Bir şey doğru olduğuna inanıyorsak yani ona yapışıyoruz. O ısrar ediyoruz. Eyvallah. Direniyoruz, mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. Yani bu bana biraz oradan gelen bir şey. Soy çekiyordur hocam. Gibi geliyor yani. Eyvallah. Bize güzel bıraktıkları bir miras diyeyim. Yani babacığım da öyleydi. Yani doğruları olan ve tamam yani şimdi bir bedel ödememiz de gerekse o doğruyu bırakmamamız lazım. Eyvallah. Bakış açısında bir insandı. Yani herhalde diyorum Paşa amca diye geçer bizde. Ondan kalan herhalde en anlamlı şey belki de bu yazma çizme sevdası da kalmıştır. Bunlar mümkün. Bilmiyorum. Bunlar mümkün. Yani. Kıymetli hocam, hem bir akademisyen hem sosyolog hem yazarsınız. Bu anlamıyla Türkiye'nin ve dünyanın problemleri ve meseleleriyle de sosyolog olarak ilgileniyorsunuz. Evet. İlkokul, ortaokul, bir lise hatta üniversiteyi kendi yaşadığınız, doğduğunuz şehirde okuyorsunuz. Evet. Bu genelde Anadolu gençlerinin çok fazla sahip olduğu haklar değildir. Çok yani doğru. Ben köyümde ilkokulu bitirdim, ortaokulu, liseyi Adana'da bitirdim. İstanbul'a geldim, üniversite İstanbul'a bitirdim. Anadolu'daki gençler daha çok İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde okumayı çok arzu edenlerdi. Anlıyorum. Bizim yaş grubumuz öyleydi. Tabii, bu biraz da aileden falan kaçma gibi de anlaşılabilir, mümkün ya da büyük bir şehri görmek, oranın kültürel boyutlarıyla da tanışmak gibi bir takım şeyler de olabilir ama genel anlamda bir özgürlük talebi de işin böyle parantez içi olarak orada durabilir. Büyümek de oluyor. Durabilir. Büyüyorsunuz aslında. Size soruyorum. Yani siz tabii ilkokul, orta, lise ve üniversiteyi hem annenin babanın dizinin dibinde, doğru, ailenin çevresinde. Evet. Bu sizi nasıl etkiledi? Nasıl bir üniversite gençlik geçirdiniz? Vallahi biz tabii şey yani Türkiye siyasetinin en acıklı dönemlerini geçirdik aslında. Doğru. O açıdan bakıldığında çünkü 79'da üniversiteye girdim. 80'de darbe oldu. 80 darbesi. Ben daha birinci sınıfı bitirmiştim. İkinci sınıfa geçmiştim. Tabii o darbeye götüren süreci bir kere deneyimlemiş olan bir kuşağız biz. Yani hem çok trajik hem çok anlamlı. Hocam 80 ihtilalinde yurtta kalıyorum İstanbul'da. Yurda asker bir cemse öyle diyelim ya da 2-3 tane cemseyle beraber. Yani 20-30 tane asker geldi otomatik silahlarıyla falan. Ya. İşte yurt arandı. Ben de dahil olmadı birkaç arkadaşımızı aldılar, götürdüler. Karakola ya da cezaevine götürdüler. Bunları yaşadık biz. Sizin tabii, hayatınızda ne var hocam? Yani şöyle, yani dediğim gibi o bütün lise, hani bizim ortaokuldan sonrası hep şeyle geçmiştir. Sadece negatif anlamda söylemiyorum diyorum ya, ikili. Hem en trajik zamanlarıydı ama öbür taraftan baktığımızda en canlı, en aktif, en mücadeleci yani daha sonra 28 Şubat sonrası süreçteki
güçlülük ve mücadele kadar 80'e kadar olan süreçteki toplumun politik dinamikliği de önemliydi diye düşünüyorum. Ha keşke o karşılıklı kıyım ve çatışma ortamı olmasaydı da o beyinler, yani her iki taraftaki şeyi de kastediyorum, yani hep birlikte daha çok toplumu yani geliştirmek konusunda kültürünü daha güçlü hale getirebilirdi. Keşke. Evet. Çünkü yani memleket sevdalısı insanlardı. Yani her eyvallah iki tarafta. Yani eyvallah, bunu altını çizerek söylüyorum. Biz bunları darbeden sonra, yani daha birbirimizi tanıma şansı bularak ve arkadaş olarak öğrendik. Eyvallah. Ama lisede ve üniversitede bir yıl, bir buçuk yıl şöyle okuduk. Yani neredeyse sınıfta bile yan yana oturulmayarak. Sınıfın bir ucunda bir öbek oturarak, öbür ucunda öbür öbek oturarak. Yani ne olursa olsun, anlaşsalar da anlaşmasalar da hepsinin derdi bu toplum için bir şey yapmak. Evet, yani sonuç değerlendirmesinde öyle bir sonuç çıkıyor. Hani bunu daha biz anladık. Yani bizim kuşak bunu anladı ve birbirimize yüzümüzü çevirdik. Yani biz bunu kendi hayatımızda becerebildik. Evet. İnşallah kalıcı hayırlara vesile olur diye. Abi inşallah. Temenni etmekten hocam, kendimi alamıyorum yani. Hocam, özellikle lise dönemlerinde herhalde kitap okumayı çok seviyorsunuz. Ben evet. Ankara'nın kültür hayatına ya da dergi, gerçekten Ankara'da yayınlanan dergiler vardı. Sizin o yaş döneminize de hitap edecek kültür sanat edebiyat dergileri vardı. Hiç bir beraberliğiniz oldu mu? Gidip gelme imkanınız oldu mu? Nerelere gidip geldiniz? Hangi kitapları okudunuz? Ya şöyle, yani mesela demin hani o kısmını çok fazla konuşmadık. Yani o dönemler aslında yani bizim aile kökenimiz itibariyle oldukça daha seküler ve Kemalist bir aile içinde ben büyüdüm. Daha böyle daha dünya metinlerine dönük bir çocuktum. Yani mesela yerli ama şöyle tabii belli bir yaştan sonra, yani lisede falan mesela çok takıldığım mesela Peyami Safa'ya çok takılmışlığım vardır. Hani biraz onu anlamak istiyordum. Onun sorduğu sorular üzerinden biraz aslında sorgulama yapmak istiyordum. Yani dolayısıyla Türk edebiyatını da okudum. Ama hem okul kökenim itibariyle, yani böyle İngiliz edebiyatıyla hani full olmuş bir şeyden geliyorum, daha dünya edebiyatına dönüktüm. Dünya edebiyatına dönük tabii derken... Tabii daha da açıkçası İngiliz edebiyatına burayı bir sorgulayalım. Hocam burayı sorgulayalım dönüktüm. Çünkü bunlar kahvehanede önemli. Yani biz İngiliz edebiyatını öne çıkarırken ya da dünya edebiyatı daha çok bizim önümüze koyarlarken, hı hı, bizim de koca cihan imparatorlukları ya da eyvallah medeniyet olarak Osmanlı cihan medeniyeti, Selçuklu cihan eyvallah medeniyetimiz var. Bu medeniyetimizle ilim, irfan sahipleri ve dünya insanlığına ikram ettikleri, yazdıkları, emek verdikleri kuşkusuz eserler var. Bir tarafa bakarken, yani İngiliz edebiyatını, dünya edebiyatı derken kendi köklerimizi, yerli eserlerimizi biraz ihmal ettiğimizi de söyleyebilir misiniz bu arada? O yaşlar itibariyle. Tabii kuşkusuz. Hayır, zaten dediğim gibi bizimki doğal köken olarak öyle. 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 Hani geri kalanını tamamını ben kendi kazmamla, tırnaklarımla kazarak ulaşmışımdır. Yani zaten bu kazı, bu emek sizi değil üniversitede şey yapacak, sizi tesettüre doğru yönlendirecek. Aynen. Hatta üniversiteden sonra. Öyle mi? Tabii ben yani araştırma görevlisiydim. Bu örtünmeye karar verdiğimde araştırma nasıl görevlisiydim. Nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz hocam? Yani işte belki neler tam da okudun, o kimler okudun? Dediğiniz şey çok önemli. Yani ben mesela şunu çok fazla sorguluyordum. Yani kültürümüz mesela, yani bizim çevremizin de son derece yani kültürüne, kendi kültürüne saygısı olan, hatta işte paşa amca itibariyle bakacak olursanız böyle hani daha millici bir duruşu olan sonuçta bir aileden geliyoruz. Yani benim fark ettiğim şey, bütün o millici duruşa rağmen neden bu kadar batılıyız acaba biz
Sorgusu başladı sende. Sorgusu başladı. Güzel. Yani hani bunda bir gariplik var. Çünkü başkasına baktığınızda, ne bileyim mesela Hintlilere baktığınızda, hayır onlar Hintli gibiler. Böyle olmayı sürdürüyorlar. O kendi kültürümüz dediği Hı-hı. şeylere daha net bir şekilde sahip çıkıyorlar. Ne bileyim işte şu çıkıyor, bu çıkıyor. Peki biz ne yapıyoruz o zaman burada acaba? Sorusunu yavaş yavaş kendinize sormaya başlıyorsunuz. Çünkü değerler önemli. Mesela değerler çok önemli. Ben bunu nerede, geçenlerde bir yerde konuştuk. Tam olarak hatırlamıyorum nerede konuştuğumuzu. Mesela Akif, Mehmet Akif çok önemliydi bizim evde. İngiliz edebiyatını okuduğunuz süreçlerde her zaman Akif hep gündeminizde her miydi? Her zaman babamın gündemindeydi. Mesela Safahat hiç unutmadığım, babamın kütüphanesi şu an bende. Yani bütün aşağıda kitapları muhafaza etmeye çalışıyorum. Tarihe çok meraklıydı. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Yani bütün Osmanlı tarihi, işte ne bileyim Fransız tarihi, Avrupa tarihi, Amerikan tarihi, dedem de öyleymiş. Yani Ali dedem, babamın babası olan dedi. O da meraklıymış. Hani dolayısıyla Akif mesela önemli bir zattı. Yani o hem o işte Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmediği İslam'ı, o arayışlar, o mesela vatan sevgisi, memleket sevdası, hani bunlar mesela hep vardı. Yani hep Allah razı olsun. Amin. Yani o hamura konulmuş oluyor, ben onu diyorum. O sizin hamurunuza katılmış oluyor. Artık o hamurla sen nasıl bir kek, kurabiye, pasta yapacaksan o sana kalmış oluyor. Doğru. Yani benim oradan alıp daha götürmeye çalıştığım sorgulama, tamam bu harika bir güzellik, harika bir değer. Ama sanki biz burada bir yerde takılıyoruz. Yani bir şey ileri götürmemiz gerekiyor ama kültürel seviyede gene o batılılaşmanın içine bir kopukluk var. Düşüyoruz. Evet. Ve onu şey yapamıyoruz. Yani onu aşamadığımız bir barikata dönüşüyor bizim için. Yani bence mesela Peyami Safa, ve hala çok severim. Yani eyvallah. Önemsediğim bir yazardır. Tabii Türk edebiyatının çok önemli kalemlerinden. Çok önemli kalemlerinden. Romanlarıyla, mütefekkir yazılarıyla, düz yazılarıyla önemlidir. Çok önemlidir. Önemlidir. Ama aynı zamanda bana sağ olsun şunu sağladı. Yani evet, ama yine ortaya çıkan yaşam tarzı yine batılı bir yaşam tarzı. O zaman biz nerede bu bariyerleri yıkacağız? Nerede bunun ötesine geçeceğiz acaba sorgulaması? İşte o, ha o zaman İslam. Hani bu arka planda durup da aslında bizim sadece teorik olarak bildiğimiz, sadece bir soyut değerler dünyası olarak bildiğimiz şeyin bir de amel ve pratik dünyası var. Ailenin ilgisi nasıldı? Bu konuda ailenin durumu neydi? Anne, baba, dedeler? Size yani gelen mirasta, yani sizin sorgunuzu çok fazla birlikte olamadım. Çünkü ben anladım. Çok küçükken aslında eyvallah, onları da kaybetmek. Onlar da aynı şekilde bizim ailedelerdi. Ve böyle yaşlılık ve bayağı rahatsızlık dönemlerini geçiriyorlardı. Dolayısıyla hani çok böyle güzel insanlar olarak hatırlıyorum ama böyle aktif bir şey olarak maalesef onu yaşama şansım olmadı yani çok fazla. Yani bizde daha çok dedim ya, değerlerin soyut olarak var olduğu, amel ve pratikte mesela ilk oruç tutan benimdir ailenin içerisinde. Neredeyse böyle iki kuşak falan diyebilirim, üç kuşak belki. Ha, ama ya ne kadar güzel yapıyorsun deyip kaldırılmışımdır sabah, işte ne bileyim akşam Sofra kurulmuştur. İftar sofrası. Yani mesela bizim işte diğer ahbaplar da, ailenin ahbapları ve dostları da herkes bana yemek taşırdı. Çünkü genelde mesela ya bir tek ben tutuyor olurdum ya hani onlar bir süre tutmuş ama yaşlı oldukları için artık tutamıyor olurlardı. Bu tesettür. Herkes bana yemek taşırdı. Bu güzel. Allah razı olsun. Amin. Yani. Bu güzellikler yani sizin kendi ifadenizle, tırnaklarınızla kazarak kendinizi keşfetmeye, bulmaya çalıştığınız
milli kültür ya da yerli kültür ya da tarihsel bize bırakılmış olan tarihi değerlerimizle İslam inancının ve imanının getirmiş olduğu Kur'an ve sünnet anlayışını bir tarafıyla Peyami Safa gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi edebiyatçıları okumak suretiyle kendinize yeni bir kapı, Mehmet Akif'ten belki daha çok faydalandınız. Çünkü Mehmet Akif'in... Tabii yani Kemal Tahir, Tarık Buğra, yani ondan sonra zaten kesinlikle. Artık hepsine... Yani Kemal Tahir ve Tarık Buğra'yı birlikte okursanız bir tahlil çıkar. Kesinlikle. Tabii. Çok güzel söylediniz. Tabii. Bu benim çok zikrettiğim bir cümledir. Doğrudur. Yani tek taraflı okumayın. Evet. Aynı olguya ikisinin farklı perspektiflerden Eyvallah. Nasıl baktığını görün Eyvallah. Diye. Bu çok kıymetli. Eyvallah. Buradan açıkçası tesettüre girmeye karar verdiğinizde, yani işte üniversiteyi bitirdiniz, kendi üniversitenizde akademisyen. Doğru. Yani göreve başlıyorsunuz ve orada karar veriyorsunuz ve kararınızdan diyorsunuz ki beni kimse döndüremez. Böyle de bir kararlı tarafınız var. Bu da amcaya çekiyor. Yani en azından herhalde sorguladığımızda diyoruz, herhalde yani. Diyorsunuz. Peki bu sizi yalnızlaştırmadı mı? Tabii. Yani mutlak manada yalnızlaştırdı. Çünkü siz bir cephe açtınız kendinize tabii, ait. Tabii. Ben bu cephedeyim dediniz. Evet, doğru. Ve bu cephede durmakla sizin kendi cephenizin karşıdakileri de başka bir cephenin tarafı olduklarını da belirlemiş oldunuz aslında. Ah. Belirlemeseniz de ama bir çatışma evet, meydan. Evet evet, ben pek cephe sevmiyorum. Yani o Eyvallah. Anlamda... Yok. Yani şey anlamında söylüyoruz. Tabii bunu. Tabii. Konu anlaşılsın evet, diye. Evet yani yok, ben hani gene dolayısıyla zaten böyle gene herkesi tutayım falan şeklinde bir perspektifim, bakış açım vardı. Yani şöyle oldu, çok bireysel bir mücadelenin sonucu olduğu için aslında yalnız kaldım. Ama bu iyi bir şey, o kadar kötü bir şey değil. Yani Eyvallah. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey, yani ne bileyim bir cemaat olduğu için, bir grup olduğu için, bir parti olduğu için, bir şey olduğu için olmadı. Ben dönüştüğüm için oldu. Ben aradığım için oldu. Hani dolayısıyla birine yaslanarak olmadı. Hocam arayanlar bulanlarmış biliyorsunuz. Hocam öyledir. Siz ya. Aramışsınız ve bulmuşsunuz. Ben onu önemsiyorum gerçekten. Ve dolayısıyla o yalnızlığın kendisini de önemsiyorum. Yani evet, bayağı canınızı dişinize takmanız gerekiyor ama hani diyorlar ya, güvenirsen önce Allah'a sonra kendi gücüne güven. Eyvallah. Ayağını sağlam tutmaya bak, sabır et. Yani çünkü o zaten kıyameti koparttı. Hani bir de o tarihi düşünün. Ya. Üniversiteyi yani, birincilikle bitiriyorsunuz. Tabii ben çok beğenilen çocuktum. Ve birincilikle bitirdiğiniz halde yani darbe oluyor. Darbe oluyor. Yani. Allah bir daha ülkemize tabii, öyle amin, darbeler amin, vermesin. Amin, dünyanın tabii. Hiçbir ülkesinde darbe olmasın. İnsanlar yarışsınlar ve devletin yönetiminde hizmet versinler, kendi devletlerini kuşkusuz ayakta tutsunlar. Bu çok kıymetli, değerli. Çok. Ama bu ülke maalesef 10 yıldan 10 yıla bir takım darbeleri yaşadı. Bizim kuşakta maalesef. Sıklıkla daha çok hırpalandık ve yaşadık. Tabii. Zaterleriniz de öyle. Estağfurullah. 12 Eylül yani ile beraber siz okul birincisi olmanıza rağmen sizin için bir tören yapılamıyor. Size ya nasıl, o darbe sebebiyle işte. Size etkisi nasıl oldu hocam? Ya, çok kırıldınız yani, mı? Çok gücendiniz yok, mi? Kızdınız mı yani bunu hayır, yapanlara? Ha şöyle yani kızmış zaten lazım. Olması, olamaması hani her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaktır olayı var ya. Tabii. Bundan kaynaklanıyor ve zaten öğrenciyken de diyorum ya yani her şey problemdi. Yani derse girmek problemdi, dersten çıkmak problemdi, işte belli semtlerde yürümek problemdi. Bahçeli Evleri bilirsinizdir. Hocam bilmez miyim? 35. Caddeyi bilirsinizdir. İyi bilirim. Şimdi bizim evimiz hemen 35. Caddenin Emeği sağ, Bahçeli'yi sola Hı-hı. aldığınızda hemen solunda kalan bir sokaktı. 25. sokak. Eyvallah. Üstadım, o sokakların birinden ötekine geçmek hayat tehlikesi oluşturuyordu. Ya ne kötü bir şey. Yani şu bölge, bu bölge. Tabii. Orada onlar var, burada bunlar var. Semt, mahalle, evet. Maalesef. Evet.
Yani hani dolayısıyla üzüldüm tabii ama yani kimseye bir sitem edecek durum olmadı. Çünkü hani oraya hangi noktadan geldiğimizi bildiğimiz için hani diyorsun ki tamam hani hayatın doğal akışı içerisinde. Ama istiyorsun paylaşmak tabii ki başka insanlarla. Hani istemez misin? Tabii. Yani ben mesela ondan sonra ben çok önem veririm mezuniyet törenlerine ve bütün hani öğrencilerimin hep isterim yani oraya gelmesini. Çünkü dedim ki hani bu hayatınızda bir kere olacak. Bir kere olacak. Belki bir daha birbirinizi hiç görmeyeceksiniz. Ya. Hele şimdi uluslararası öğrenciler var. Belki başka memleketlerde olacaklar. Hani bu güzelliği bir daha yaşamayacaksınız hayatınızda. Onun için gidin. Yani yaşayın, tadını çıkarın. Evet. Hocam, hayatta kazanmak ve kaybetmek gibi bir şey var. Böyle hani doğru. İşte çalıştım, kazanamadım. Bazen kazandık zannettiğimizin aslında çok da bizim için hayır olmadığını. Çok doğru. Bazen kaybettik zannettiğimizin bizim için büyük bir kazanç olduğunu. Çok doğru. Yani hayat bize böyle öğretiyor. Evet. Bu da sizin için hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır. Bir ayet-i kerime bu. Çok doğru. Buradan bakarak, kendi hayatınızdan yola çıkarak öğrencilerinize nasıl nasihat edersiniz? Kazanmak ve kaybetme konusunu nasıl açıklarsınız? Ya evet, aslında şöyle, çok bence önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi bugünün insanlarının kaybetmekle ilgili bir sorunu var. Yani sürekli kazanmamız gerekiyor. O hani gene kapitalist ideoloji diyeceğim ben, başka eyvallah, bir şekilde eyvallah. İfade edemiyorum. Yani bunun bize getirdiği bir şey, böyle sürekli başarı. Ondan sonra hep kazanmamız lazım. İşte hep iyi bir gelirimiz olması lazım. İşte hep böyle besliyoruz çocukları aslında. Yani bence bunun kendisinde çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü hani neyin uğruna mücadele veriyorsunuz? Hangi değerleri hayatınızda merkeze koyuyorsunuz? Ve onun için ne gibi değişiklikler yapmak zorunda kaldınız hayatınızda diye baksanız çok farklı şeyler göreceksiniz. Ama öbür türlü mesela işimi kaybettim. Hani bunu bir afete dönüştürmek de mümkün. Bunu insanı tabii son derece besleyici bir şeye dönüştürmek de mümkün. Ben 2000'di herhalde, 2000 senesinde işte doktoramı 13 yıllık bir meydan muharebesi sonucunda alabildiğimde Kırıkkale Üniversitesi'ne geçmiştim. Çünkü hani Hacettepe'de artık devam edilebilecek bir durum kalmamıştı fazla. 3 yıl sonra oradan atıldık. Şimdi onu hiç unutmuyorum. Toplandım, bütün eşyaları topladım. Tabii arabayla gidip geliyoruz. Ankara'da oturuyoruz, orada çalışıyoruz. Her gün araba kullanıyoruz mecburen. Hani böyle odayı topladım, eşyaları arabaya koydum. Böyle bir taraftan araba kullanıyorum, bir taraftan düşünüyorum falan. O kadar güzel bir gündü ki. Böyle pırıl pırıl bir güneş. Ankara Kırıkkale yolu çok güzeldir. Bilirim. Böyle tarlalar falan içinden geçerken. Ya dedim ki Allah'ım. Sen bilirsin. Yani sen dilemedikçe... Bir şey olmaz. Bir şey olabilir mi? Yani Allah dilemedikçe kimse size zarar verebilir mi? Veremez. Veremez. Ha, o zaman dedim Allah'ım sen bizim için bu dönemi kapadın. Başka bir dönemi açtın. Hani ne açtın bilmiyorum. Hani şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ama nedir? Ne açmış olduğunu keşfetmekle mükellefim şu an. Yani yapabildiğim şeyleri en güzel ve doğru bir şekilde yapmakla mükellefim. Gene yazmak lazım, gene konuşmak lazım. Mücadele gene etmek öğrenci lazım. Yetiştirmek lazım. Yani elimden ne geliyorsa. Ben mesela ondan sonra hani yıllarca hiçbir ünvanım, yani 12 yıl sonra dönebildim ben. Biz ömür boyu kamu hizmetlerinden menle çıkarılmıştık üniversiteden. 12 yıl geçti. Buradan geçiş yap. Tabii. Yani tesettürlü, başörtülü bir akademisyenin, bir öğretmenin, bir hocanın, bir memurun, memurenin başörtülüsün diye görevden alındığı dönemlerden bugüne geldik. Dün ile bugünü kıyasladığınızda ne görüyorsunuz Türkiye'de?
Evet, ya benimki gerçi doktora tezim münasebetiyle olmuştu. Orta Doğu'da modernleşme ve İslami hareketler, işte tezim zaten 13 yılda ancak onu savunup... Tezin kabulü konusu öyleydi ama biz başka bir taraftan da girmiş olduk. Evet. Ben ikisini birleştirmek için söylüyorum. Çünkü aynı zamanda yani düşünce özgürlüğünün önünde de bir engel vardı. Onu demek istiyorum. Yani sadece bir başörtüsü mevzu değil. Aynı zamanda belli konuların çalışılmasının da önünde bir tabu vardı. Yani mesela İslami bir şey, işte ne bileyim İran devrimini çalışmak diye bir şey, böyle bir şey çalışmak, akademide çalışmak ve yerden yere vurmadan çalışmak, işte ihvanı çalışmak, Türkiye İslami hareketlerini çalışmak ve onlara işte ne kadar tehlikeli ve terörist oldukları üzerinden değil de hani bu toplumun ana damarını oluşturan yapılar olarak ele almak mümkünken düşünülebilemez bir şeydi. Ama işte şöyle, hani niye bunu söyledim? İşte o günden bugüne aslında biz şuraya doğru gelmeye çalışıyoruz. Evet, farklı yaşam tarzları, farklı inanma biçimleri bu toplumun gerçeği. Farklı yaşam tarzları bu toplumun gerçeği. Biz bunları özgürlükler içerisinde birbirini anlayacak şekilde nasıl birlikte yaşatabiliriz? Düşünce özgürlüğünü nasıl geliştirebiliriz? Sadece benim için değil. Bütün insanımız için. Sadece benim fikrim için değil. Bana çok ters olan bir fikir için de. Ve bütün bunları yaparken ben tabii bir Müslüman olarak aynı zamanda şunu anlamaya çalışıyorum. Bunu İslami değerlerimizi hayata geçirirken bütün bu insan gruplarını birlikte mutlu etmenin yolunu nasıl bulabiliriz? Evet. Yani biraz daha böyle İslam'ı hani toplumsal hayatı dönüştürecek şekilde de kurumsallaştırırken içinde o çeşitli düşünce farklılıklarını, çeşitliliği, çünkü ben Osmanlı'nın da aslında en önemli katkılarından, İslam uygarlığının da en önemli katkılarından birinin bu çeşitlilik olduğunu, çok kültürlülük olduğunu, içinde birlikte yaşayabilme deneyimi olduğuna inanıyorum. Eyvallah. Hani dolayısıyla şimdi bugün bunu daha fazla yapabiliyoruz. Yani yaptık mı? Yapmadık. Çünkü bu bir zaman alacak bir şey. Sefer halindeyiz. Sefer halindeyiz. Bunu düşünüyoruz. Buna tefekkür ediyoruz. İşte metin üretmeye çalışıyoruz. Yani biraz zaman alacağına inanıyorum ama... Eyvallah. İnşallah yani. Hocam, bir Müslüman İslamcılık, İslam Birliği ve ümmette nasıl bakmalı? Bir Müslüman İslamcılığa nasıl bakmalı? İslam Birliği'ne nasıl bakmalı? Evet. Ümmet bilinci nasıl olmalı? Bunu yazmışsınız. Evet, o en son... Son çıkan kitabınız elinize bu olduğu için. Minik bir kitapçığımız, bunu bir serinin parçasıydı. Tabii bu arada ben... Alev Alatlı'yı rahmetli anıyorum. Allah rahmet eylesin. Alev ablayı ben bir evinde ziyaret etmiştim. Nasip olmadı kahvehaneye. Ya. Niyetimiz vardı. Nasip olmadı. Size nasip. Allah size sağlıklı, bereketli, hayırlı ömürler versin. Cümlemize inşallah. Sağ olun. Bir de özellikle batılılaşma ihanetinden bahsettiğin için eyvallah. Mehmet Doğan abi, bu Yazarlar Birliği onursal başkanımız Ankara'da, evet. Mehmet Doğan abi rahatsız. Rabbim şifalar diliyorum Rabbimizden. Ameliyat falan geçirdi. Şifalar diliyoruz. Allah. Batılılaşma ihaneti kitabını da bu arada bu vesileyle dile getirelim. Konuşmamızın içerisinde batılılaşmaya karşı bazı şeyler söylediğimiz için yerini almış olsun. Kitabına müsaade ederseniz arka bölümde bir şey var, orayı nakletmiyorum. Bir kısa bir bölüm. Bir Müslüman nasıl bakmalı serisindeki kitaplar, özellikle gençlerin samimi anlam arayışına belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları İslami hassasiyetler üzerinden düşünmeye ve araştırmaya sevk etmek amacındadır. Bir Müslüman bu konuya sadece bu şekilde bakmalıdır şeklinde mutlakçı bir anlayıştan uzaktır. Tabii. Farklı farklı yolları vardır bakmanın. Kesinlikle. Biz böyle baktık. Bu kitaptan da faydalanabilirsiniz kesinlikle diye. Kesinlikle. Tabii çok mutlu oluruz. Zaten ön sözde de aynı şeyi yazdım. Yani böyle böyle bakın, bakmanın tek yolu budur asla demiyoruz. Ama kendi bakma biçimlerimizi
genç arkadaşlarla paylaşıyoruz. Eyvallah. Bu dizi bir 20 kitaplık sanıyorum, evet, bir diziydi. Evet. Yasin Aktay ve Mahmut Hakkı Akın. Akın hocamızın derledikleri. Hocalara ben teşekkür ediyorum. Evet, biz de. Bu dizinin yayınlanmasına da vesile olduklar için. Selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım onlara da inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Biz de selam ettik. Muhabbetlerimi sunduk. Bazen kuşaklar arası çatışma ama böyle bir kısa bir cümleyle cevap verirseniz. Tabii. Benim torunlarım var. Zaterleriniz var mı torunu bağışsın, falan? Hayır. Allah hayırlı ömür versin. Hayırlı torunlar temenni edelim. İnşallah. Sağ ol. Dede torun arasında bir takım uçurumlardan bahsedilir. Kuşak çatışması denilir. Bir sosyolog olarak bu toplumun değerleri açısından baktığınızda bir kuşak çatışması var mıdır? Kısa bir cevapla. Kuşak farklılıkları var. Bunu biz biraz fazla evham da ediyoruz. Korkuyoruz da. Çok emekle bir takım şeyleri ancak bir takım değerlerimizi rahat rahat paylaşabilir hale geldiğimizdendir. Bunu asla kınamak için söylemiyorum. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Ama o endişemiz ve evhamımız o mesafeyi olduğundan daha farklı, daha çok, daha büyük algılamamıza da biraz yol açıyor galiba. Yani biz o kadar da büyük bir uçurum olmadığını düşünüyoruz. Eyvallah. Hatta bununla ilgili tezler yapıyoruz şu anda. Birkaç çok doktora tezi yapıyoruz çok kıymetli arkadaşlarla. Yani inşallah bizim ana tezlerimizden birisi de bu yönde. Yani gençler yollarını farklı araçları kullanarak bulacaklar diyoruz sanki. Biz artık onlarla iletişim kuramıyoruz gibi bakmıyoruz. Hani tam tersine onlar da farklı bir yüzyılı yaşıyor. O yüzyılın araçlarını kullanıyorlar. Ama hani dedik ya üstadım, o hamura katmak dedik ya. Eyvallah. Yani hamura katacağız. Hocam, onları daha çok dinleyeceğiz. Eyvallah. Bakalım nasıl kekler pastalar çıkacak. İnşallah. Diyoruz yani. Hani bizde şöyle bir cümle var, böyle tamamlayalım. Su akar, yatağını bulur, evet, yolunu bulur. Evet, evet, evet. Kuş doğru. Toprakların çocukları da kendi ecdadının, kendi tarihinin, mutlaka, kendi coğrafyasının, evet, kendi kültürel mirasının, kendi medeniyetinin, kendi dininin ve dilinin kıymetini ve bilecektir. Bilecektir. Evet, bundan asla kuşku duymuyoruz. Evet, mutlaka, mutlaka. Efendim, kahve bahaneydi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Çok güzel bir sohbetti benim için. Çok bizim için de öyle efendim. Zarif keyifler. Sohbetiniz bizi söylettirdi. Eyvallah. Allah razı ben çok olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür küçük ederim. Küçük bir armağanımız kahve bahanenin sonunda. Çok naziksiniz. Kabul edin. Hep sizi hatırlayarak. Eyvallah. İnşallah. Kahve içersiniz. Kahvemizi inşallah içeceğiz. Çok i̇nşallah teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, adı gibi kahvenin bahane, muhabbetin şahane olduğu bir programda. İnşallah. Bugün misafirimiz Alev Erkilet hanımefendiydi, profesör doktor. Kendileri sosyolog ve yazar. Eserlerine ulaşmalısınız, okumalısınız. Bunu temenni ediyoruz. Efendim, önümüzdeki hafta kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz eyvallah için. Sağ olun. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla yine bol köpüklü kahve muhabbetinde sizlerle beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.